Evet arkadaşlar, tekrar selamlar, sevgiler. Biraz önce Kreş Yapım'dan sevgili Ender Koçer'le birlikte yarışmayla ilgili bilgi aldık. Hem de yeni bir albüm çıkarmış. Onun müjdesini verdi bize. Onunla ilgili konuştuk. Birazdan da Bayhan bizlerle birlikte olacak. Yalnız bayağı bir yabancılaşmışım. Buraları çok değişmiş. Eskiden tarlaydı biliyorsunuz buraları. Çok değişmiş. Neler yapıyorsunuz? Sevgili Bayhan'ı almadan önce sizlerle biraz daha sohbet edelim dedim. Biraz önce haberleri izliyordum. Bir sene boyunca pandemiden dolayı eskiden 1 saat, 1,5 saat insanlar mutfakta kalırken şu anda mutfakta kalma süreleri 3 ve 4 saate çıkmış. Birçok yemeği öğrenmiş. Özellikle ekmek ve pizza yapmayı öğrenmiş. Haber beni anlattı resmen zamanında. Çok güzel anılarımız oldu değil mi? Çok güzel anılarımız oldu bu pandemide. İnşallah aşılar yavaş yavaş cevap verirse daha da iyi yerlere gidecek. Hatıra olarak kalacak diyorum. Yalnız pandemide yemek yapamayanlar, bir türlü o yemeği çaresini bulamayanlar da şöyle yapmışlar. Köfte söylemişler dışarıdan. Türkiye'de en çok köfte söylenmiş. Ben de mesela köfte söyledim çok ama hani bu köfte markaları var. Bilmem ne köfte, şu köfte, bu köfte. Yani İstanbul'da çok iyi köfteciler kalmadı söyleyeyim. O çok iyi markalar da hiç güzel yapmıyorlar. Dışarı köftelerini hiç sevmiyorum. Yani açık konuşayım. Köfteye nereden geldik bilmiyorum ama güzel bir köfteci biliyorsanız lütfen. Köfteci şu, köfteci bu. Var ya onlar çok kötü. Ben hiç beğenmiyorum. Çok fabrikasyon köfteler. Yine döndü dolaştı yemeğe geldik. Evet. Bayhan bizlerle birlikte olacak. Bayhan geldiğinde bir istek atarsa sevinirim. Begüm de buraya geldi. Begüm Polat, selamlar, sevgiler. Begüm, seni de takip ediyoruz yakından. Güzel projelerle inşallah senin de çalışmalarını bekliyoruz. Benim herhalde 2 hafta, 3 hafta oldu tahminim. Pazartesi de bir yayınım daha var. Öyle biliyorum. Pazartesi bir yayınım daha var yine konuklu. Bir de çarşamba günü aşiret yayını yapıyorum. Çarşamba günü düşünüyorum arkadaşlar. Netleştireceğim. Evet. Bu arada tabii ki de şeye bakmam lazım. Bayhan'ın orijinal tamam. Bazen geçmişte onu yapmışlığım da vardır. Yani konuğumu alacağım diye konuğumun fanını alabiliyorum bazen. Yolluyorlar çünkü. Sizleri de alabiliriz de ikili üçlü galiba olmuyor. Bayhan buraya gel, daha 2 dakika var. Sizlerle sohbet yapalım. Sema abla diyor ki en güzel köfte evde yaptın. Evet, evde yaptığımız köfte de hani bu köfte pandemide bir sene boyunca dışarıdan en çok köfte söylenmiş. Ve ben de 2-3 defa söyledim, hatta dışarıda aradım. Köfteci bilmem ne var, köfteci bilmem ne, büyük böyle onların restoranları. Hiç beğenmedim. Yani daha önceden de yiyorduk aslında. Bir de böyle Ege yolunda var, böyle Yalova taraflarında. Oradakiler daha güzel. Yanına verdikleri salça malça da hiç güzel değil. Ben beğenmedim. Çok fabrikasyon, lastik gibi bir şey oluyor. Böyle gerçekten köfte, tükürük köftesi derler. Hani böyle lezzetli köfteler var ya. Onlar güzel oluyor. Evet, nereden bizi izliyorsunuz? Nerelerden izliyorsunuz? Bir mesaj atın, biz de bir merhaba diyelim. Sizce bir müzisyenin sesini daha fazla insana duyurabilmesi için bir label şart mı? Ne şart mı onu anlayamadım ama yani çok başarılı sosyal medya fenomenleri konuklarım oldu. Onlar çok iyi şarkılarla çıktılar mesela. Benim hiç YouTube takipçim yok diyen bir konuğum oldu. Hangisiydi unuttum ama şarkımı yayınladım. İlk günde de 50 bin izlendi dedi. Ertesi gün bir baktım 100 bin izlendi. Bir haftada 500 bin izlendi. Biz bile şaşırdık. Yani emin olun arkadaşlarıma gidip kendi telefonlarına girip onları ben kendim YouTube'uma üye yapıyordum filan diyor. Yani başarılı olursa şarkı, takipçiniz az olsa bile YouTube'da izlendiğini söylüyorlar. Ben denemedim. YouTube'da birkaç çalışmalarım oldu ama ben biraz olsun tanınıyordum herhalde. Ondan dolayı bir 500 bine yaklaştım açıkçası. Evet. Merhaba. Ben de memnun oldum. Serfi.
Samsun'dan bizi izleyenler var, Ankara'dan bizi izleyenler var. Şirket. Ya şirket şöyle aslında şirketlere de mesaj atsanız, mesela sevgili Samsun Demir'i konuk etmiştim DMC'den. Ben mutlaka diyor DM'ime mutlaka bakıyorum direkt mesajlarıma. Çünkü bir bakarsın diyor. Öyle bir şarkı gelir ki hiç ummadığın kişiden diyor ki, o çok karşılaştık böyle şeylerle diyor. Şarkınıza güveniyorsanız DM'e atın arkadaşlar. Herkese öyle çalınma malınma olmaz. Hemen bir tasdikletin bir yere, şarkılarınızı atın. Diyarbakır'dan selamlar sevgiler. İstanbul'dan selamlar sevgiler. Bayhan gelmiş olması lazım. Geldiğinde bana bir bilgi verirseniz, görenler olur, ben göremem. Bayhan istek atarsa sevinirim. Bayhan'ı da alırım. Çok güzel İstanbul şarkısı var Bayhan'ın. Düet daha doğrusu. Çok güzel şarkı ya. Gerçekten güzel bir projeye imza atılmış diyebilirim. Ben neler yapıyorum? Ben de koşturmaca. Haftanın biraz daha böyle yasaklar kalkınca biraz daha işlere yoğunlaşabildim. Evet. Bayhan katıldı sanırım. Bayhan bir istek gönderirsen ya da bir selam gönderirsen ben seni alacağım. Heh, tamam, isteği gördüm. Fransa'dan bizi izleyenler var. Saadet ablayı gördüm. Saadet abla selamlar, sevgiler. Yavaş yavaş izleyicilerimiz gelirken ben Bayhan'ı alayım. Bayhan hoş geldin. Selamlar. Hoş bulduk. Cüneyt Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Cüneyt mi diyeyim, Cüneyt Bey mi diyeyim? Cüneyt de. Merhaba Cüneyt, nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Vallahi iyiyiz işte, öyle. Yaşıyoruz, hayattayız, nefes alıyoruz. Mevcut dünya. Evet, doğru. Ben klasik sorularım vardı. Hani pandemide neler yaptın ama onu artık değiştiriyorum ben. Hayata şimdi nasıl bakıyorsun? Öyle diyorum. Bir seneden sonra hayata nasıl bakıyorsun? Yoksa benim bakış açım hep aynıydı mı diyorsun? Yani hayata nasıl bakıyorum? Her gün değişik bakıyorum aslında hayata. Vay. Detaylarını alalım o değişik bakmanın. Yani nasıl değişik bakıyorsun? Nasıl değişik bakıyorum? Yani her gün her şey değişiyor. Her gün şaşkınlık içerisinde izliyorum biz. Hepimiz evet. İşte uzaylılar gelse şaşırmayacak bir pozisyondayız artık. aynen öyle. Evet, yeni açanlar için Bayhan konuğum. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Sohbeti güzel biridir. Felsefi yönden de yaklaşacağız galiba birazcık böyle hayata diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Olduğumuz gibi yaklaşırız. Artık ne çıkarsa bilmiyorum yani. Aynen, ne çıkarsa bahtımıza. Tabii şeyi sormayacağım. İlk birçok bana mesaj geldi seni ağırlayacağım diye. Lütfen dediler, popstardan artık bahsetme. Bahsetmeyeceğim. Sen ne dersin? Sıkılıyor musun mesela artık popstar sorularını duymaktan? Yoksa azaldı mı biraz sorular? Yani bazı şeyler geçmişte kalabilir. Fakat samimiyetle yaklaşılan her etkiye pozitif tepki esastır bence. Yani gerçekten samimi bir şekilde soruluyorsa cevap veririm her zaman. Böyle samimiyetsiz bir şekilde soruluyor mu yani? Nasıl soruluyor samimiyetsiz? Böyle alaycı şekilde soranlar mı oluyor? Yok, hiç olmadı öyle bir şey. Hani şey anladım. Gerçekten hani merak ediliyor bazen. Ha, gerçekten merak edenler diye. Soruluyor ve hani cevaplıyoruz. O zaman ben bir tane sorayım. Çok soran olmuştur tabii de. Bir tane sorayım, geçeyim onu sadece. Müzik sektörüne popstarla başladığın için pişman mısın, yoksa başka daha farklı başlayabilirdim, daha iyi yerlerde olabilirdim diyor musun? Yani hiç öyle bir pişmanlığım yok. Aksine çok mutluyum popstarla katıldığım için. Çünkü popstar benim hayatımın rüyasıydı. Rüyaydı bizim için. Geçmiş dönemde bu denli teknoloji ve sosyal medyanın olmadığı bir dünyada gazete ilanlarında bile ses yarışması şeyleri vardı. Yarışma ilanları vardı. Onlarca, yüzlerce. Ya bunların arasında belki %1 oranında her şey gerçekti. Diğerleri hep sahteydi. Böyle bir dönem yaşamıştım. Dolayısıyla şimdiki gençler çok daha şanslı tabii. Hani çok konudan. Onlar adına mutluyum ben. Ya bizim yaşamış olduğumuz zorluklar yaşamamış olmalarından dolayı
içim daha huzurlu onlar adına. Aynen de çok başarılı. Yani şöyle çok istenilen yere gelinmedi sanki o şafşata, o popülerlik değil mi? Böyle bir anda bir şey oldu. Bir dağılma oldu özellikle. Hani bazen birçok yarışmacı Instagram'da olsun, YouTube'da olsun projelerde böyle karşıma çıkıyorlar. Böyle sanki istenilen olmadı. Tabii o kişiyle de alakalı belki, yarışmayla alakalı değil diye düşünüyorum. Yani bu tamamen şeyle alakalı, tecrübe ve veya etrafınızdaki insanlarla alakalı olabilir. Anladım. Şimdi şarkına geleceğim de, şarkıyla birlikte tabii birçok soruyu da sorarım. Şarkı nasıl geldi ilk önce bu proje sana? Hangi şarkı? Son İstanbul. İstanbul Zenci ile geldi. Onun Zenci diyoruz biz. Çok ben yetenekli bulduğum bir rapçi kardeşim. Tanışıyor muydunuz daha Kendisinin de önceden yoksa bir anda mı geldi öyle? hayır, o Instagram üzerinden biz tanıştık. Helal olsun. Onun yaptığı ilk albümdü. Ve bir şekilde zannediyorum yaptığımız, düet yaptığımız bu şarkıyı benimle hayal etmiş öyle veya böyle. Acaba hani Mustafa kabul eder mi gibi. Ve Instagram'dan bana ulaştı. Tanıştık, bir araya geldik. Sohbet ettik, dertleştik. Ve çok sevdim kardeşimi. Çok düzgün, çok güzel, temiz bir insan. Temiz bir insan. O yüzden güzel bir başlangıç oldu bence. Bayan, öncelikle şunu sorayım. Arkada ne dönüyor? Arkada ne dönüyor? Hangi arkada? Kameranın arkasında. Şöyle yapıyorsun daha. Şöyle, şöyle. Hayır, Ben ben çok merak. şimdi konuşurken hareket edilmesinden hoşlanmıyorum. Konsantrasyonum bozuluyor. Ha. Müzisyen kardeşime ses yapma dedim. Mesela arkayı göstereyim madem o E arkayı merak tabii, tabii ediyor. sen şimdi kameralara alışıksın, sahnelere Şimdi alışıksın. Selamlar arkadaşlar. Oo, kardeşim üstünü orkestra başını kurmuş orada böyle herhalde. çırptı, ses yaptı. Dedim ses yapma. İyi yayınlar herkese. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Yok, burası Burada biliyorsun. gitarımız var. Olası bir Olası değil, zaten olacak inşallah. Değil mi? Bu olası bir şarkı. şarkı Ha. isteğine göre biz de Aynen. hazırlığımızı yaptık. Ya şey, Instagram Ses canlı yapmayın yayınları bilmiyorum. arkadaşlar. Ses yapmayın arkadaşlar. Lütfen rahat durun hesabım. Şey, Instagram canlı yayınları biraz daha böyle evden eve muhabbet olduğu için böyle bırak boş ver, ses de gelse fark etmez. Evden eve samimi bir sohbet yapıyoruz. Şey, şarkı isteyeceğim senden de. Sanki farklı bir level atladın. Bu şarkı benim çok hoşuma gitti, biliyor musun? Yani Zenci'yi de buradan kutlamak istiyorum. Seni düşünmesi bu şarkıda. Şarkı çok güzel, uyumlu olmuş. İstanbul'da kalayım. Yani sözleri çok güzel. Bırak beni İstanbul'da, ben kalayım. Değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Sen ne düşünüyorsun? Senin de hoşuna gitti ki. Şimdi öncelikle şarkı zaten öyle veya böyle gerçek bir şarkı. Zenci hayatında yaşamış olduğu gerçek bir hikayeyi oraya orada anlattı. Rap olarak kendisini ifade ettikleri tamamen kendi yaşamış olduğu şey. Tabii benim de kendime göre İstanbul'da yaşanmışlıklarım var. Dolayısıyla ortak bir noktada buluştuk. Bu kalben söylediğimiz bir şarkı. Yani samimiyet ve içtenlikle söylediğimiz şarkı. Ya hadi bir araya gelelim. İşte trap, rock karışımı bir şey yapalım. Belki tutar düşünceleriyle ortaya koymuş bir proje değil. Tamamen abi benim böyle bir hikayem var ve bu benim ilk albüm. Bu projede senin olmanı istiyorum dediğinde onun bütün samimiyetini gözlerinde gördüm ve ben de bütün içtenliğimle onun için bu projede nasıl var olabilirsem üzerime düşeni yaptım. Şarkıyı da çok sevdim. O bakımdan herkesin emeğine sağlık. Zenci'nin, arkadaşlarının, ekibinin, prodüksiyonunun. Çok iyi, çok iyi bir Gayet şarkı. güzel bir çalışma oldu. Zaten geleceği de parlak bir kardeşin. Çünkü devamlı üretiyor, hayalleri var, fikirleri var, projeleri var. Bu doğrultuda
Tabii büyümenin, yükselmenin sonu yok. Fakat bu müzik hayatında her zaman üst level'lere çıkacağına inandığım bir Ama senin kardeşim. de daha hayallerin var. Bitmedi herhalde projelerin, Benim hayallerin. hayallerimiz sonsuz. Hayalleri bitmez. Ha, iyi. Tamam, süper. Ben şimdi şu an Valla mesela 5 yaklaşık günde bir... bir yıldır bir albüm çalışması içerisindeyim zaten. Süper. Bu ay sonunda kendime ait ilk işte uzun yıllar sonra video klibimi çekeceğim. Umuyorum ki Nisan'ın ilk ikinci haftasında yayınlanır. Böyle ara ara albümdeki şarkıları paylaşmaya gayret edeceğim sevenlerim. Süper. O zaman senden de sürprizler geliyor yakın zamanda. Bir daha alırız inşallah konuk olarak. Bu şarkı da yani İstanbul'da 1,5 milyon izlenmesi var daha 5. gününde arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani YouTube'da klasik bir söz vardır. Ben burada yerimi alayım erkenden diyenler olur, hemen yorum yazarlar. Erkenden almış insanlar yerini. Valla çok güzel şarkı. Daha da birçok yerde duyacağız diye düşünüyorum. Senin yine tarzın aynı orada aslında. Evet. Ama şarkının sözleri yine böyle müthiş içten. Dediğin gibi herkesin İstanbul'da bir anısı vardır. İstanbul olmasa da yaşadığı şehirde anısı vardır. Çok güzel anlatılmış bir şarkı diyorum. Peki. Aynı şekilde düşünüyorum. Aynen. Çok teşekkür ediyorum Bize ne sağ ol. söyleyeceksin canlı canlı? Ne söylememi istersiniz? Vallahi yukarılarda arkadaşlar istekleri alalım. Yani senin gönlünden geçen olsun ilk şarkı eğer varsa. Ondan sonra da yukarılarda söylemişlerdi ama kaçırdım. Tabii ölüm ol da düş peşime diyen çok var. Öyle. Madem öyle dedin, biz de rahat rahat ev ortamında Tabii canım, yani ev söylediğimizi ortamındayız bari. burada. Canlı, tamam, sen alışıksın birçok Hani biz kameraya. alışmışız ya televizyonlarda işte aman şöyle aman böyle diye. Aynen aynen. Ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Pandemi boyunca sizi çok takip ettim. Sizi çok Sağ ol. izledim. Konuklarınızı izledim. Onlarla olan diyaloglarınız gayet güzeldi. Allah razı olsun. Hepimiz Teşekkür ederim. evlerimizde kapanmış ve geçmişteki benlerimizle, binlerce benlerimizle çarpışıp mücadele ederken o arada sizleri de izledik. Çok keyifli programlardı. Çok sağ ol. Ben de şimdi yıllarca Acaba can... diyordum Cüneyt Bey beni de konuk alır mı acaba programına diye. Estağfurullah. Beklediğim gibi Neden olmuştu. almıyorum? Şöyle bir durum var. Belki de seninle daha önceden iletişime de geçmiş olabilir bizim ekip. Yani bizim Doğru. ekip geçiyor iletişime. Fırsat olmadı. Belki bu projeyi bekledin. Çok da güzel oldu bu projeden sonra gelmen. İlerleyen günlerde de senin projenle ilgili de tekrar alırız. Şöyle bir durum var. Ben de uzun yıllar canlı yayın yaptım televizyonlarda, muhabirlik falan yaptım. Instagram ilkinde bana çok zor geldi. Hani çünkü telefonu alıyorsun, evin odasında canlı yayına giriyorsun. Çok enteresan. Ama şimdi yavaş yavaş alıştık artık. Televizyon gibi değil ama biraz daha samimi oluyor. Şimdi bu samimiyetin içerisinde senden bir şarkı. Yani madem mevzusu açıldı, İstanbul'u deneyelim. Yani onun bir nakaratını Tamam. olarak bir paylaşmış olalım. Ondan sonra diğer şarkılara bakarız. Hadi bir deneyelim. Bırak beni İstanbul'da, ben kalayım unutmadım aklımdalar hatıralar. Bırak beni İstanbul'da, ben kalayım unutmadım aklımdalar hatıralar. Süper. Sesine yüreğine sağlık. Bence Arkadaşlar, de bu selam İstanbul olsun buradan. Emre şarkısından. Bey'e de sağ ol. Sanki hani şimdi rap bölümü var ya o şarkının. Sanki böyle senin söylediğin bölümü birazcık daha uzun olsa böyle değişik bir şarkıya bürünecekmiş gibi. Onun devamı gelecek gibi geliyor mesela. Hiçbir şarkının ikinci değişik versiyonu olmamıştır. Belki bunda olabilir, biliyor musun? Bak, bunda
Zenciye Yani bence bu haliyle gayet yerinde oldu. Çünkü bu Yo, bu da çok güzel benim canım yani. şarkım, Zengin'in şarkısı. O bakımda onun hayat hikayesi. Tabii ki benim de kendim bulduğum bir yer var bu şarkıda. O yüzden ben de bu projeye dahil oldum. Ama belki de Zenci ile ilerleyen zamanlarda farklı sürprizlerle karşınıza çıkabiliriz. Olabilir. Neden olmasın? Süper. Birazdan bir kere daha alacağım o şarkıyı senden. Süper söyledin. Yalnız bir parça şöyle söylesene, içinden gelen ne var? Evde böyle çok söylediğin son zamanlarda veya arkadaşlarına, dostlarına bize de o enerji geçsin. Hadi birkaç kadeh deneyelim mi? Süper olur. Güzel aşağı. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde, bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım öyle gizlice, ne yaptımsa seni unutamadım, ne yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde, sen hala yaşarım gönlümde gizlice, hala yaşarım eski günlerde, her şeyde sen varsın unutamadım, her şeyde sen varsın unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde, sen beni unut çoktan belki de, ben hala yaşarım eski günlerde, her yerde sen varsın unutamadım, her şeyde sen varsın unutamadım. Her sevgi zamanla bitermiş derler, benimki bitmedi anlayamadım, bu aşktan ayrıyor unutmadılar, ne yaptımsa seni unutamadım, ne yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde, sen beni unuttun çoktan belki de, ben hala yaşarım eski günlerde, her şeyde sen varsın unutamadım, her yerde sen varsın unutamadım, her şeyde sen varsın unutamadım.
her şeyde sen varsın, unutma. Vallahi sesine, evet, yüreğine sağlık. Bu arada yorumları okuyorum bir yandan. Diyorlar mahvettin bizi. Acildeymiş. Ben yorumları göremiyorum sanki, değil mi? Ben sana okurum, hiç problem değil. Müthiş bir sadece sevgi sen var. Anladım. Aynen. Müthiş bir sevgi var. Bayılıyorlar sana. Takipçilerim var bu arada. Onlar da selam söylüyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından izlendiğimiz gibi Fransa'dan, Almanya'dan izleniyoruz. Onu da söyleyeyim. Şey tabii, en çok da söyleyiş tarzın da çok konuşuluyor senin. Eskiden, evet, beri, yani ilk günden bu yana. Bunu kimi zaman hani bilerek yaptığın söylendi, kimi zaman işte farklı bir kafada olduğun için söylendi vesaire. Ama sonradan anlaşıldı ki bu gerçekten içten, insanın içinden gelen bir şey. Adam bize bak normal konuşurken şarkıya girdi mi farklı bir şeye giriyor. Süper bir şey bu. Tabii rahmetli Müslüm Gürses, onun da bir tarzı vardı söylerken. Tabii. Farklı. Azer Bülbül farklı bir tarzı vardı. Sonradan nasıl dinleniyor onlar? Hayranlıkla dinleniyor. Şimdi senin de tabii ilkinde garip gelmiş olabilir insanlar ama sonradan alıştılar sanırım söyleyiş tarzına. Ne diyorsun bu konuda? Yani zaman zaman tabii ki değişik yorumlar oluyor bu hususta. Ben şarkı söylediğim zaman yani kontrolümün dışında davranışlarım oluyor. Aslında daha farklı, yani daha sert davranışlarım oluyordu. Ömrü uzun olsun, sağlıkla yaşasın. Haldun Dorman hocamız bizim yarışma sırasında bayağı benimle biraz uğraştı. Şarkı söylerken elim kolum hiç durmuyordu oğlum. Elin bir dursun, kafanı oynatma. Hayır, gözlerini kapatma lan. Böyle müthiş bir, tabii o çok tatlı bir üslubu var hocanın. Peki hocam. Tamam, sadece gözlerini kapatmamaya çalış. Tamam, elini kolunu oynatma. Dik dur, başka bir şey istemiyorum dedi. Peki hocam dedim. Peki hocam dedim. Ondan sonra hani illa bir hareket etmem gerekiyor. Refleks. Sonra bir baktım ki sadece işte ellerimi oynatıyorum şarkı söylerken. Bu da kontrol dışı yani. Sağ olsun. Ama o içtenlik de geliyor biliyor musun? Yani o şarkıyı gibi yaşama olayın. Şarkıyı tabii yaşama olayın ve o şarkıyı içten bir şekilde söyleyişin insanları hemen etkisi altına alıyor. Yani Instagram'dan, telefondan, canlı yayında bu kadar enerjisi geliyorsa emin ol, canlı şarkılarda, canlı performanslarında eminim ki daha da güzel geliyordur. Canlı dinleme fırsatımız olmadı seni. Peki Instagram'da aman ilerleyen günlerde var mı sahne projelerin vesaire? Yani yapmak istiyorum tabii canlı konserler Instagram'dan. Instagram'da değil, hani pandemi yavaş yavaş bitmeye yakın bu tarz projeler konuşuluyor mu? Var mı kafanda bir yerlere sahneye çıkma olayları falan, yani yoksa daha hala bir sessizlik mi var? Tabii konser teklifleri uzun zamandır var, hani pandemi bittikten sonra işte konser, bu bizim için çok değerli bir şey yani konser. Çünkü halkla sevenlerimizle buluşmak bizim için. Pandemiden önce de sen veriyordun. Yurt dışında çok konserlere gittin değil mi? Ben yurt dışında çok konserlere gidiyordum, evet. Yani Türkiye'de de olabildiğince değişik şehirlere, buradan Batman'a ve diğer şehirlere kadar konserlerimiz oldu. Mümkün mertebe ben konserleri tercih ediyorum. Hani bar şeklinde değil de halkla bütünleşebileceğim ortamları daha çok tercih ediyorum. Tabii. Aynen. Şey, yakın zamanda Deniz Tekin'in şarkısını mı söyledin? Ben bilmiyorum. Kaçırmış, evet, olabilirim. Çok güzel bir şarkı çıkartmış kendileri. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sevdim şarkıyı ve hani içimden söylemek geldi. Güzel bir eser. Söyler misin bize şu anda? Yani sadece nakaratı. Tabii tabii. Yani varsa eğer şeyindeyse. Şarkı çünkü saygısızlık gibi olmasın. Çok güzel bir eser yapmışlar. Hani severim. Kafamda şimdi tabii şey, İstanbul'a gittiği için. Aynen. İstanbul'da kaldım.
Savaşma aşkım, savaşma aşkta her şey mi battı? Sözler kurşundur, dudak silahtır. Canın çekiştiğimi görmüyor musun? Son sözün sayılana tamamen öldü. Savaş ve aşkta her şey mi bahtı? Sözler kurşundur, dudak silahtır. Can çekiştiğimi görmüyor musun? Son sözün sayılana tamamen. Hayırlı olsun. Vallahi süper. Sesine yüreğine sağlık. Aa. Deniz Seke'ye de buradan selamlar, sevgiler diliyoruz. Evet, selamlar, sevgiler olsun. Peki, hani geçmişte anılarına, daha doğrusu İstanbul'dan bahsettiğimizde bu İstanbul şarkısı anılardan bahsediyor ya, geçmişte yaşanmışlıklardan. Herkesin pişmanlıkları vardır elbette, değil mi? Yani hepimizin, veya pişmanlık demeyelim de yaptığı hatalar vesaire. İnsanlar bir şeyler öğrenir bundan kaynaklı. Bir şeyi değiştirmek isteseydin geçmişte neyi değiştirirdin? Yani mesela bu tabii anlıyorum bu tarz sorunuzun samimi düşüncesini. Hani yaşanmış olan her şey yaşandığı için elimizde de olmadığı için bir şey değiştirmek isteseydim şunu değiştirirdim demek çok gerçekçi olmayacağı için buna verecek çok fazla bir samimi cevabım yok. Hani buna cevap verecek olursam sadece konuşmak için konuşmuş olacağımı düşünüyorum. Anladım. O yüzden tabii ki her şey insanlar için. Hiç kimse hata yapmak istemez. Fakat hata yapmadan da doğru yolları bulamıyoruz. Düşe kalka öğreniyoruz bizler de. Hepimiz kusurluyuz. Bayhan, ailenle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yani anne baba sağ mı? Ben çok o konuda... Yani ben 5 yaşından beri yalnız yaşıyorum. O yüzden hani Biliyordum da hayatım. belki unutmuş da olabilirim. Yani popstar zamanlarından belki de onlar değinildi, edildi. Yalnızsın yani, değil mi? Yalnız yaşıyorsun uzun yıllardır. Evet, Hayat yani mücadeleni yalnız veriyorsun. hayat merkezi olarak yalnız yaşıyor olsam da tabii ki arkadaşlarım var, Tabii dostlarım var. tabii. Yani sevenlerin illaki uzaktan yakından akrabaların veya dostların vardır elbette ki. Ama Tabii ki yalnız yakın mücadeleni akrabalarım veriyorsun. da var. Benim. Ama yalnız mücadeleni veriyorsun demek istedim. Hayır, yok, yalnız mücadele vermiyorum. Bir mücadele söz konusuysa tabii ki çocuklukla, yani bu mücadele dediğimiz şey her an her şeyde olabilir. Kişi kendisiyle mücadele eder. En büyük mücadele hep kendimle vermişim. Kavgalarım hep kendimle daha çok şiddetli oldu. Bunun dışında şu anda benim için her şey gayet güzel. Hayatı iyi yaşamaya çalışıyorum. Huzurlu ve mutlu olmaya çalışıyorum. Şeffaflık ve dürüstlük ve berraklık çerçevesi içerisinde hayat daha huzurlu ve daha güzel olur. Beni destekleyen, beni seven dostlarım, arkadaşlarım var. Yalnız bırakmayan, sevdiğim insanlar var. Dolayısıyla hiç kimse tek başına bir şeyi başaramaz. Hiç kimse tek başına bir şey değildir. Yalnızlık yalnızca Allah'a mahsustur. Hiçbir başarı tek başına gerçekleşemez. Dolayısıyla eğer işle alakalı, kariyerle alakalı, ya atıyorum bir perdeyi takarken bile bir yardıma ihtiyacınız olabilir. En azından birisi merdiveni tutar gibi. O bakımdan tek başına hiçbir şey güzel değil. Ne sofrada yemek yemek, ne de yolda yürümek. Tabii ki ben yalnızlar yalnızlığı hususunda maestrım, tabiri caizse. Yalnızlık konusunda bayağı ustalaştım hayata dair, fakat yalnızlık bir yere kadar birçok konuda. Artık
ekibim var, ekip arkadaşlarım var, projelerim var. Üzerinde çalıştığım birçok konu var. Ve gayet Yanında tebessümümüz, olan seni sevenler var. Şu evet, anda da tebessümlerimiz de, her şeyimiz de samimi. aynen. Şu anda yalnızlığına ve ailenle ilgili soruya beni nasıl hırpalıyorlar buradan biliyor musun? Oo, baksaydın çocuğun yarısına niye tuz balıyor? Biz buradan samimi bir şekilde Estağfurullah. evde ve sohbet ediyoruz arkadaşlar. Yani Ben de ben en son istediğimi hayatımla sormakta alakalı, özgür. He? estağfurullah. En son hayatımla alakalı zaten ben Katarsis'te Gökhan Bey'le, sağ olsun, beni de çok güzel ağırlamıştık Katarsis programında. Tabii o Exxen'de yayınlanıyor. Orada ben son kez anlatmak istedim hayat hikayemi ve artık o noktadan sonra sadece müzik hayatımla, yaptığım ve yapacağım müzikal çalışmalarla ve diğer olası işitsel ve görsel projelerle anılmak, konuşulmak ve bununla alakalı Ama sohbetlerde şimdi bulunmayı tercih ederim. illaki biliyorsun ömür boyunca hep sorulacak sorular vardır belirli, merak edilen. Dediğim gibi Ben samimi olan senin her yaklaşıma saygıyla karşılarım. Yani aynen. sıkıntı yok. Bunlar zaten senin o şarkılarına yansır aslında samimi anlamda. Gerçekten hani sen birçok insanın gönlünde gerçekten hani yer etmiş bir isimsin. Yıllar geçti. Kimi zaman ekranlardan uzak kaldın, kimi zaman sahnelerden uzak kaldın ama hiç unutulmadın. Hatta hep üstüne ekledin yeni sevenlerini, yeni seni tanıyanlar. Yani o yıllarda popstar yıllarında çok yaşı küçük olan isimler bile şu an seni çok seve seve izliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Sağ O yüzden olsunlar. de ben karşımdaki insanın samimiyetine güvenerek arkadaşlar bu soruları soruyorum. Zaten dikkat ederseniz yani beni devamlı takip edenler dikkat ederse ben hep üstten sorarım. O açmak isterse açar. Değiştirmek isterse değiştirir konuyu. Burada maksadımız benim hani bazen vardır ya böyle prim yapmak isteyenler falan. Asla. Beni Müzikonier ekibi de çok iyi bilir. Sormadım. Mesela X sanatçı şunu sor Böyle derler. Ben konuştuğuna sormam. göre seni baya baya bir hırpalıyorlar şu anda ya. Evet. Yok şu anda bakayım. Bir ara hırpaladılar. Evet. Yok, ben senin samimiyetine inanıyorum çünkü ben seni bayağı izledim. Dediğim gibi Sağ ol, pandemi dönemi teşekkür hani ederim. bütün, neredeyse bütün konuklarını olan. Hatta sen daha sonra YouTube'a da koyuyorsun yaptığın yayınları. Ara ara onları da izledim. Yani samimiyetine inanıyorum. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Peki bize bir şarkı daha ne söylersin? Ondan sonra da İstanbul'u isteyeceğim. Ondan sonra da kapanış. TRT gibi oldu ama. Ertem Musiki. Şey, bilmiyorum. Hani hiç aklımda müzik yok. Şarkı yok. Konuşsana bir tane. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Saklama hislerini, sen de bana aşıksın, sen de delilerim, sen de bana aşıksın. Neden suskun gözlerin? Neden mahzun bakıyor? Gözlerin gözlerinden sanki bir şey saklıyor. Gözlerin gözlerinde
sanki bir şey saklayayım. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, ben de Delila. Sen de bana aşıksın, ben de Delila. Vallahi süper. Değişik oldu. Söylesem Bayhan, yani şöyle söyleyeyim, yarım saat, bir saat söylesem böyle oturur dinleriz. Buradan evet, müthiş istekler var. Onlardan bir tanesini daha alalım mı? Müsait misin? Aynı yani şey, seni de yormak istemem. Firuze var. Seninle olmak var ya. Başka? Vurdum duymaz. Sonra? O kadar. Şu an üç taneyi yazdım. Bir yandan yorum. Bu arada senin aşiretin var. Fan sayfan. Müthiş bir selam yolluyorlar. Çok sevdiğimizi söyler misin demişler. Elçi zeval olmaz. Sonra beni topa tutarlar diye söyleyeyim. Yani tabii hiç yüz yüze tanışmadık. Hani nasip olursa bir gün yüz yüze tanıştık. Kardeşlerimi kendi aralarında bir sayfa kurmuşlar Bayhan Aşiret diye. Ve ben tüm samimiyetlerine inanıyorum. Onlar çok güzeller. Güzel yürekleri var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine selamlar, sevgiler. Merdo diye, Merdo da mı var? Merdo. Merdo şey, bugün Türkiye olarak yayınlandı. Merdo'yu istiyor demek ki. YouTube kanalımda. Merdo biraz ağır olabilir şimdi tabii. Vallahi Zifiri. Şimdi birçok... Onlar evet, onlar şey YouTube kanalımda ben... Ben şimdi bir yandan yorum... Şimdi ya, sen mesela çok ağır bir şarkı okudun biraz önce. Bir yandan onu dinliyorum, bir yandan da tebessüm yapmamaya çalışıyorum yorumlara. Bana yorum geliyor da oradan. Şey, ya biz niye göremiyoruz yorumları? Şey mi? Siber saldırılardan dolayı. Senin de görmen lazım ama herhalde şeyle alakalı ama... normalde televizyonda biliyorsun şarkı söyleyene kamera odaklanır. Sunucu da yorumlara bakar. Şimdi ben de burada eyvallah, duruyorum peki, ister istemez. Aha. Güzel yapmış. Şey diyorlar. Hani bir tanesi demiş ki lan Merdo Merdo duymuyor sesimi diyor. Güleceğim, gülemiyorum. Acem kızı diyor. Oho çok var. Yani tabii bunların hepsinin sırası gelmez arkadaşlar. Hani ben hepsini söyledim. İçinden hangisi geliyorsa, hangisine şu an hazırlıklıysa. Bir de sadece gitar var arkada arkadaşlar. Ona göre düşünün. Güçlü bir gitar tabii. Serkan da çok. Evet, güzel. Arkadaşımıza selamlar, sevgiler bu arada. Eline sağlık onun da. Benden de selam olsun. Onlardan size selamlar. Merdo istiyorlar. Merdo nasıl? Sana bir gün olsun, gülmedi hayat, kaderi berbatsın. Merdo merdo, burası gurbet, burası gurbet. Kaderi berbat, merdo merdo, burası gurbet, burası gurbet. Gelme demedim mi merdo, dönme demedim mi? Gururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Gelme demedim mi merdo,
Sanmadım adim vururlar seni merdo merdo söylemedim mi? Söylemedim mi? Mahzun yanıyor merdo, bitti bahar. Bahar ayları merdo, bitti bahar. Söndü bahar. Bahar aylar merdo merdo sandı bahar gitsekler gelmedim adim mi merdo vururlar seni merdo merdo Mahzuni Şerif'in de ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Evet, valla çok güzel bir şarkı. Çok güzel bir halk müziği diyelim. Sesine, yüreğine sağlık. Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Neler söylemek istersin? Sürçülisan ateşe kapıla. Estağfurullah. Bu halimizdeydik. İzleyenlere, katılanlara, takip edenlere. Sevgiler, saygılar. Ne diyeyim? Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için yayınınızda. Ondan sonra işte müziğe devam. Bizi takip etsinler artık. Kaybolmamak suretiyle tekrar müziğe uzun bir süredir YouTube üzerinden geri döndüm. Yakında süper yeni bir şarkılarım. Şey yaptın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeni şarkılarla Nisan ayından itibaren ve sevenlerimin huzurunda olacağım. Onlarla çok güzel, çok içime sinen şarkılarla tekrar merhaba diyeceğim. Süper. Peki Instagram'da canlı yayında hiç canlı yayın açıp şarkılar söylüyor musun? Yani arada bir yapmaya çalışıyordum da hani fırsat buldukça gayret ediyorum canlı yayınlara da. Hani, çünkü şöyle hani benim hep şu izlenimim oldu. Sen de bilirsin. Bazı şarkılar vardır veya bazı sesler vardır. Böyle Instagram'da telefondan çok anlaşılmaz. Ama sen Instagram'da bile böyle aç telefonu. Sen söyle, biz dinleyelim. Böyle saatlerce hani. O şeyi, lezzeti alabiliyoruz. O yüzden tavsiye ederim. Devam et yani Instagram'da. Tabii YouTube'da akustik çalışmalarım var. Çok güzel. Evet, yani arada bir tabii ki değerli müzisyen arkadaşlarımla Balıkesir tayfası diyeyim orada müzikal mutfak var. Müzikal mutfak ekibiyle beraber hazırladığımız bir seri akustik performanslarımız vardı. Tabii artık Nisan ayının ikinci haftasında o akustik şarkılarımız sona eriyor. Ve yeni sıfır şarkılarımız başlıyor. Onlarla işte ofisiyel projeleri ile hani onları paylaşmaya başlayacağız. Ama tabii bu internet konserleri hoş oluyor. İzliyorum konser yapanları. Ben de ara ara nacizane işte karınca kararınca işler sunmaya gayret ediyorum. Olabilir. İleride Instagram'da da arada bir devam ederiz. Müzik On Air ailesi olarak seni yakından takip ediyoruz zaten. Şarkılarını, çalışmalarını. Zenci ile olan düet de müthiş, onu söyleyeyim. Gerçekten insanı etkiliyor diyebiliriz.
Nisan'da da dedin ki albümden yeni çalışmalar var. Onu da yakından takip ediyor olacağız. Kendine çok iyi bak. Tamam. Siz de, sen de kendine çok iyi bak Cüneyt. Tamam. Teşekkürler. Bütün samimiyetinle işlerin için tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ ol. Allah razı olsun. Görüşürüz. Kendine çok iyi İyi bak. yayınlar. Yalnız senden ricam, sen kendini çıkarıyorsun. Konuklarımdan ricam. Tamam. Ben gidiyorum arkadaşlar. Tamam. Kendinize çok Görüşürüz. iyi bakın. Kendine çok iyi bak. Bakayım nasıl çıkacağım. Şöyle deneyelim. İyi X'e bas. yayınlar. Sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Eyvallah. Evet arkadaşlar, Bayhan bizlerle birlikte oldu. Müziğiyle, tarzıyla, efendiliğiyle birçok insanın gönlünde yer etmiş bir isim. Vallahi yeni projelerle de gümbür gümbür geliyor açıkçası. Bu İstanbul'u ben çok sevdim. Hep de dinliyorum bu aralar, son zamanlarda. Dediğim gibi zaten 2 milyona yaklaşmış dinlenmesi. Ondan sonra yeni parçalar geliyormuş Nisan'da. Müzikonier ailesi olarak da takip ediyor olacağız. Bilginiz olsun. Ben aslında bir 2 dakikalık kendi özel sayfamda yayın yapmak istiyorum. Şu konuk alma, 2-3 tane böyle konu nasıl alınıyor? Onun bir denemesini bugün yapabilirim. Çarşamba günü de benim özel yayınım olacak. Müzikonier'de pazartesi günü yine konuğum var. Bu zamana kadar birçok sesi, birçok sanatçıyı, birçok ünlü ismi aldık konuk Müzikonier ailesi olarak. Çok kalabalık bir ekip çalışıyor biliyorsunuz. Almaya da devam edeceğiz. Bilginiz olsun. İzleyemeyenler varsa Instagram TV'den izleyebilir ya da YouTube'dan izleyebilirler bizi diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Cumartesi yarın çok kalabalık yapmayın sahillerde arkada. Ha, yarın yağışlı hoş ama. Çıkmazsınız. Bol bol film izleyin, dizi izleyin. Hadi görüşürüz.